Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kripto coin sitesi üzerindeyiz. Coinbase pip coin'i listeler mi? Fiyat 10 kat artar mı? Adı altındaki bu haberi değerlendireceğiz ve bu cevabı yanıtlayacağız. Bu arada sizde listeler mi listelemez mi? Evet hayır şeklinde isterseniz sebebiyle birlikte yorumlar bölümünde kendi fikrinizi beyan ediniz. Şimdi yakın zamanda neyle gündeme geldi? Buna çok yakın bir şekilde Binance'la tabii ki kendisine CZ'ye doğrudan bir soru soruldu. Ve PPL listeleyecek misiniz? İşte ortalığı kasıp kavurdu tarzında bir soru soruldu EMA etkinliğinde. CZ'de açıklama yaptı. Yaptığı açıklama doğrultusunda biraz daha... Nasıl diyeyim? Yani kibarca hayır dedi aslında. Yani bunu söylemek lazım. Bunun ana sebebi de şu an işte güvenilir olmadığı, arzının çok yüksek olduğu e, falan filan. Kaldı ki coin market cap üzerinde biliyorsunuz bu da Binance'a aittir. Ki ben bunu çok yanlış buluyorum. Fakat e, PiP üzerinde bir e, manipülasyon süreci var. Bir manipüle ettikleri bir durum var. Bundan kaynaklı olarak da doğrudan Binance'ın zaten Pipe e, orada bile ambargo uyguladığını görebiliyoruz. O yüzden bu ihtimal biraz yaş. Ee, gel gelelim Coinbase'e. Şimdi meme coinlerin yükselişi devam ediyor. Özellikle piple diyor başlayan bu yeni trend birçok kripto para borsasının hamlesiyle sonuçlanıyor. Yatırımcılarsa birçok kripto para borsasının pip listelemesinin ardından Coinbase'ten bir hamle bekliyor. Tamam. Yatırımcılar borsalardan gelecek haberleri bekliyor. Pip listelenecek mi? Peepcoin son yükselişleriyle ve neredeyse hiçbir şey yapmadan milyonlar kazanan yatırımcıların başarı öyküleriyle ses getiriyor. Varlığın sosyal medya platformlarında trend olmasıyla beraber anlık olarak potansiyel bir büyük borsa listelemesi de yolda olabilir. Bu arada Peep'in neden bu kadar yükseldiğini bugün bir videoda konuştuk tamam mı? Bu videoda anlatmayacağım ama o video çok önemliydi. Peep için değil. Piyasada... Ee, Perde arkasında neler dönüyor? Madalyonun diğer yüzünde ne var? Bunu anlattım. O yüzden gidip izleyin. Ya piple bir alakası yok aslında videodaki ana konu. Bugün erken saatlerde Twitter'daki birkaç üye Coinbase'in web sitesinde pip nasıl satın alınır başlıklı bir sayfa oluşturduğunu fark etti. Bu durum topluluğun borsanın yakın zamanda meme coin'i yönde spekülasyon yapmasına neden oldu. Bu önemlidir. E, şundan önemlidir. Mesela Borsalar neyi neye göre listelerler? E tabii ki talep varsa listelerler. Çünkü ancak o zaman kendilerine de para kazandırabilir ve belli bir hacim oluşturacağı anlamı taşıyacaktır. Mesela Binance üzerinde Floki e, en çok arananlar listesine girdi. Şey olmamasına rağmen listelenmiş bir token coin olmamasına rağmen dolayısıyla Binance'in listeleme ihtimali çok yüksek dedik. Kaldı ki Binance US bir ön listeleme yaparak bunun zaten e, bir gözünü kırdı yani bunu söyleyebiliriz. Coinbase için de bu önemli yani bu tür verileri doğru adamlar dikkate alıyorlar ama e, Coinbase gerçekten öyle OKX gibidir yok geçiyordur yok Mexi'dir onlar gibi değildir. E, Binance ve Coinbase gerçekten sağlam projeleri listelemeye dikkat etmişlerdir. Bundan kaynaklı olarak ben Coinbase'in hiç değilse yakın zamanda e, PP listeleyeceğini zannetmiyorum ve e, Sion'un da yani Armstrong'un da Brian Armstrong'un da CZ'den çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Bununla birlikte giriş bölümünde borsa varlığı henüz listelemediğini doğruladı. Kripto satın almak söz konusu olduğunda konum ve protokol gibi pek çok faktör devreye giriyor. PIP şu anda Coinbase'in merkezi borsasında mevcut değil. Ancak yine de kripto dünyasına giriş anahtarınız olsa olan Coinbase Wallet üzerinden pipi satın alabilirsiniz. Doğru. Bununla birlikte kullanıcılardan pipi Coinbase cüzdanı üzerinden satın almak için Ethereum'larını kullanmaları istendi. Ek olarak Binance'ın da meme coin satın alma konusunda bir rehber yayınladığına dikkat edilmelidir. Ancak bu borsalar henüz varlığı listelemiyor. Coinbase pip'e katılmaya devam ederse... Binance, Kraken, Robinhood ve diğerleri gibi diğer platformlarda bunu takip edebilir. Bu doğru. E, referans oluşturma muhabbeti doğrudur mesela. Binance'ın listelediği bir coini veya Coinbase'in listelediği bir coini bir gün her borsa listeler diye bir sözüm vardır ki bu doğrudur. Ama işin noktası şu. Ya yani başta konuştuk. Zaten Binance ve Coinbase'in şu an PP listeleme ihtimali çok düşük. Yani baştan onu söylediğimiz için diğer pek çok şey eriyor. Bitmex listelemesi ve en iyi 100 kripto para birimi arasına girmesiyle PIP hangi seviyeleri görecek? Bak. Bitmex listelemesi önemli çünkü Bitmex özellikle kaldıraçlı işlemler e, dahilinde çok meşhur bir borsadır ve PIP de volatilitesi çok yüksek bir coindir. Özellikle bunun oluşu PIP'in volatilitesini çok daha e, yukarı seviyeye taşıyacağı gibi e, üzerindeki bu hacmin de sönmeyeceği anlamı taşır. Hiç değilse bir süre için PEEP üzerine olumlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Likiditesini çok yüksek tutar. Daha büyük hacimli borsalar MemeCoin'i kabul etme konusunda daha temkinli görünse de bazı borsalar pip işlemlerini başlatmak için hızlı davrandı. Şu anda OKX, Maxi Global, Gachio, Huobi ve Uniswap gibi popüler borsalar MemeCoin'i listedi. Şunu söyleyeyim zaten Uniswap bir DEX'tir. Yani listelemediği bir şey yoktur. E, i̇ki. Ya e, şey Max'i 30 bin doları verirsin. Dersin ki hiç ponzi mi değil mi bakmaz. Anında listeler. Geçiyor zaten geçiyor ile Huobi zaten Uniswap'in borsa versiyonu. Bu Uniswap'ten hallice. Çatır çatır listelerler yani kafasına göre varıyor listelerler. Yeter ki e, coin olsun. O ama. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Bitmex kullanıcıların artık ABD doları ve Tether karşısında 50x'e kadar kaldıraçla pip işlemleri yapabileceğini duyurdu. Bu listelemeye rağmen varlık son 24 saat içinde %25 değer kaybetti. PIP diğer bazı büyük kripto para birim borsalarında alım satım için kullanılabilir. CoinGecko verilerine göre PIP işlem çiftleri sunan en iyi borsalardan bazıları OKX, Uniswap, Maxi, Huobi ve Gate.io olarak karşımıza çıkıyor. Bu platformlar PIP için PIP USDT ve PIP Rapid Ethereum gibi çeşitli işlem çiftleri sunuyor ve OKEX'te kaydedilen en yüksek işlem hacmi toplam 24 saatlik. Hacmin %34.75'ini oluşturuyor. Tabi özellikle OKEX çok önemliydi çünkü çok fazla kullanıcısı var. Hiç değilse diğerlerine göre. Hobi ile geçiyor da konuyla alakalı fena değil. Pipcoin yükselişe devam edecek mi sorusu. Dediğim gibi yükselişe yani volatiliteye devam eder. Ben öyle aman aman yapacağını düşünmüyorum ama çakıl yüksel, çakıl yüksel, bunu 14 Haziran'a kadar devam ettirebilir. 14 Haziran tarihini vermemin sebebini bugünkü videolarda zaten uzunca konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.